Ne güzelmiş. Yemek merakı var mı? Var Yemeği ama mi yapmaya mı? yemeğe daha çok. Ama son dönemde bana bir şey oldu. Fatih Hocam, ben de hocam diyeyim o zaman da. Fatih Hocam ne oldum, bir şey oldum. Arkadaşlarıma diyorum ki ben bir şey oldum ama ne Ne olduğumu oldu bakalım? bilmiyorum diyorum. Bir Sonunda söylerseniz ben teşekkür ederim belki. pesketaryen olmuşum. Aa, sadece balık yiyorsunuz, Balık et yiyorum, yemiyorsunuz. evet. Evet. Deniz ürünleri yiyorsunuz, Evet. hayvansal ürünün, çiftlik ürününü yemiyorsunuz. Yemiyorum. Yani neredeyse Niye böyle üç... bir takıntılı mı, Yok bilerek mi? değil. Bu bir kademe kademe oldu Evet. aslında. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Hani buraya doğru geldim böyle ve sonunda Hiç önce... zararlı bir şey değil. Hatta faydalı da olabilir yani. İşte Tamamen girip bırakmak böyle. diyeti gibi bir şey oldu yani. Gayet iyi olmuş. Ama... Çok faydasını görebilirsiniz. Evet. Gerçi Üç haftadır ben... böyleyim ama Ha, daha çok yeni, ha, yeni. taze. Ay, ben de sandım ki... Yok yok Aa. hocam. Yeni bir filme başlıyoruz. Yönetmenimiz kilo Daha vermem yeni bitti gerekiyor film. dedi. Yeni film bitti ama hemen arkasından başka bir filme başlıyoruz. Tolga Örnek'le Mucize Aynalar diye. Aziz Nesin uyarlaması. Orada Senaryo kimin? Behlül'ü senaryo Aziz Nesin Aziz Nesin Hikayesi. hikayesinden Tolga Tolga Örnek'in uyarlaması, senaryolaştırması. Beni aslında bu bıyık sektörün bana hediyesi. Ben aslında Ben direkt bıyıksızdım. AK Parti istediği bıraktım sanırım. Değil. Ama işte geçenlerde Tolga ile buluştuk. Bu arada dördüncü filmimizmiş gerçekten. Ben de fark etmedim. Devrim Arabaları var. Kaybedenler Kulübü var. Tolga Çevik'le çektiğimiz başka bir tane daha film vardı. Bu dördüncü filmimiz olacakmış. Ben dedim ki Tolga, bu filmde başka bir şey yapmak istiyorum. Yani diğerlerini ayırmak istiyorum kendimi. Artık bıyık benim için çok belirleyici oldu. Bıyığı keselim ya dedim. Ne diyorsun sen dedi. Ben dedi bir aydır dedi yapımcıyla bunu konuşuyorum. Sana teklif edecektik ama Ha, hani onlar da sen de kes evet istiyorlarmış. Ha. istiyorlarmış böyle. Bıyığı kesince dedi çok kilolu görüneceksin. Çünkü yanakların Yanaklar çok çıkacak. dolgun. Onun için hem Kesme. kilo ver dedi hem dedi Ha. biraz sağlıklı ol falan derken böyle bir yola Böyle bir girdik. pesketaryenliğe Evet doğru öyle girdik ilerlendi. ve İyi, hayırlı verdim de olsun. 2,5 kilo verdim vallahi. Cengiz Bey, tabii şimdi siz filmlerden bahsediyorsunuz ama ben aslında sizi buraya fizik konuşmak için davet ettim. Olur, olur hocam. Çünkü bildiğim kadarıyla siz ODTÜ'de fizik okumuşsunuz. Evet. Ya, o yüzden bu teke tek bilimin devamı olarak biz burada işte bu yeni verilen Nobel'deki fizik meselesini konuşacaktık. Hazır mısınız? Hazırız ama filmimizi konuşmayı tercih Ya, ederim. filmi de konuşuruz ben Filmi de ediyorum ama yani konuşalım önce tabii ki. fizikten başladım. Tabii Çünkü tabii benim ki. merak ettiğim alanlar Tabii. onlar genellikle. Sizin de Evet. fizikçi olduğunuzu duyunca Evet. ya şaka yapıyorum tabii de. Yok Yani estağfurullah. fizikten çıkıp da tiyatroya nerede? Abi ot diye fiziğe gir. Oradan çık. Ne alaka? Bizim aslında garip bir şekilde ODTÜ'nün fizik bölümünün böyle bir şeyi var, geleneği Girmesi de zor, var. bitirmesi de zor bir bölüm aslında orası. Epey de oyuncu çıkmış durumda. Sahiden mi? Levent Ülgen de şeydir. Fizik bölümü Aa, mezunudur. fizikçi. Arkasından Hacettepe Konservatuvarı'na girmiştir. Mehmet Ali Nuroğlu var. Onur Saylak var sanıyorum. ODTÜ fizikten Aa, ayrılma. Bir onu... de Ha. bildiğim kadarıyla bir de ben varım. Böyle bayağı bir Yani siz gelenekli konservatuara hazırlığı fizik bölümünde fizikle yapıyorsunuz. Ha, yapıyoruz. çok Evet, ilginç. yani aslında oyuncu olmak istiyorsanız ODTÜ fiziğe girin diyebilir Aa, miyim diyebiliriz acaba? hakikaten. İyi, iyi bir Yok oyuncu yani. olmak için ODTÜ fizikten başlamak iyi. Esin Evet. fiziğiniz de iyi tabii ama normal yani. Estağfurullah. Ama şöyle oldu Fatih Hocam. Ben fizikçi olmak için ODTÜ'ye Gittim. girdim. Gerçekten de akademisyen olmak istiyordum. Ve bunun için de yani işte Türkiye'nin en iyi okulu olarak düşündüğüm zaten Ankara'dayım. Ankara Tıp Üniversitesi mezunuyum. Oradan sonra da işte ODTÜ fiziğe girdim ve çok hevesliydim. Hazırlığı geçtim. Birinci sınıfta bir ilan gördüm. Tiyatro topluluğuna, ODTÜ oyuncularına Ot tiyatro topluluğu katılmak aslında. isteyenler şu gün şu saatte şuraya gelsinler diye. Bir ilanı Daha önce hiç peş... tiyatro yok. Lisede falan Yok. yok mu? Var ama ilkokulda herkesin Pardon. olduğu gibi. Müsamere ediyoruz Müsamere, hemen. evet. Bir anda bir ilanın peşinden gidip hayatı değişenlerden işte. Aa, yani o Evet. tiyatro kulübünün ilanını görmeseniz Görmesem başka bir şu şey anda olurdu. sizi Evet. pazartesi günü ağırlıyorduk teke tek birinde. Belki de yani ve ben çok hevesliydim gerçekten iyi bir bilim insanı olmak hani hem böyle Peki aile yani. ne dedi mesela? Şimdi mesela fizik, babanız, anneniz diyor, o bizim oğlan fizikçi olacak, profesör olacak, bilmem ne olacak derken bizim oğlan tiyatrocu oldu. Ne dediler mesela? Kızdılar mı? Babam memur benim. Memur çocuğuyuz. Valla onları uzun süre şimdi itiraf edeceğim burada annem de seyrediyordur ama Sakladım. uzun süre sakladım evet. Yani oyunculuğa girdiğimi ve oyuncu olmak istediğimi işte bitiriyor gibi yaptım Aa, o ODTÜ'yü kadar ama saklamak yani. evet böyle ve ondan sonra Gerçi 3 sene 90 okumuşsunuz yılında yani bitirmek evet üzere. ama 6 yıl kaldım ODTÜ'de.
Ama bunun büyük bölümünü tiyatro yaparak geçirdim. ODTÜ işte üniversiteler arası tiyatro şenliği, onu organize etmek, her yıl iki tane oyun çıkarmak falan falan derken ben bölümün yolunu unuttum. Tamamıyla bizim mimar kampüsünün yanındadır tiyatro topluluğu. Orada o mimarlığın çimenlerinde hem tiyatro çok yaparak hem festivaller işte organize ederek geçirdim. Çok iyi bir ekiptik. Gerçekten çok iyi işler başardı. Çok iyi oyunlar oynadık o sıralarda. O ekipten şu anda böyle bildik ki tanıdık kimse var mı? Bülent Acar var. Yeditepe Üniversitesi'nde hoca oldu. Tanıdık... Ya yani tiyatrocu olarak tanıdık. Tiyatrocu olarak var ama tanıdık yok. Devlet tiyatrosuna girenler peki, var. Peki ilginç. Sonrasında da uzun bir İngiltere macerası. 90'da yurt dışına gittim ve 2004-2005 gibi de geri geldim. 15 yıllık bir İngiltere macerası. Niye İngiltere? Tiyatro okumaya mı gittiniz? Meraktan mı gittiniz? İngilizce öğrenmek için mi gittiniz? Tiyatro hepsi için mi gittiniz? Hepsi birlikte ama asıl amaç hani tiyatronun beşiği işte İngiltere'ydi. Yani bence evet. Şimdi Shakespeare'den başlayacağız belki ama şimdi tiyatro da Türkiye'de çok farklı şekilde algılanıyor. Biliyorsunuz biz biraz Alman ekolü etkisi altındayız. Karl Ebert'ler, işte konservatuvarlar, işte konservatuvarların kuruluşu falan falan. Biz de ODTÜ'de çok o ekole bağlı olarak yetiştik. İşte dramaturjinin masa başı çalışmasının çok önemli olduğu. Efendim tartışıyoruz, iki ay tartışıyoruz. Hasan Sabbah oynadık mesela. Hasan Sabbah'ı iki ay tartışmışız, kasetlere kaydetmişiz. O kasetleri Ankara'daki evde buldum ben. Yani inanılacak gibi değil. Hani, değil mi? Sen ne tartışıyorsun? Hasan Sabbah'ı nesini tartışıyorsun? Yani dönemi tartışıyoruz. Nizami Gülmülk'ü tartışıyoruz. Tabii dönemi tartışıyoruz. İşte karakterler nedir? Karakterlerin anlamı oyun içindeki, oyun nereye gidiyor? İşte Güngör Dilmen'in ne, hangi evresine geliyor yazarın vesaire vesaire. Sonra İngiltere'ye bir gittik. Şimdi tiyatrocu arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bana kızacak ama dramaturji diye bir şey yok. Yani direkt oyuncular full ezber geliyor, metin hazır. Yani yönetmen dediğiniz insan iyi oyuncularla iyi metni bir araya getiren bir trafik polisine dönüşüyor. Bizde ise biraz... Ama oyuna sonrasında oyuna fazla müdahalesi yok. Etmiyor. Hikayeyi ön plana çıkarıyor. Yani İngiliz tiyatrosu aslında o anlamda metin tiyatrosu diyebiliriz. Biraz Avrupa tiyatrosu, kıta Avrupa tiyatrosu da yönetmen tiyatrosu diyebiliriz. Biz de yönetmen tiyatrosunun biraz boyunduruğu altında kalmışız. Onun için de her şeyi böyle bir şekilde yorumlamaya çalışan Shakespeare'in kaç yüzyılın içinden süzülüp gelen oyununu ben bir yorumlayayım da bakalım nasıl olur falan falan. Yok yönetmenle yok öyle bir şey. Metin yolculuğa çıkar. Yönetmenle üçüncü sınıf bir yönetmen hiçbir yere yolculuğa çıkamaz yani. O Shakespeare. Yani. Evet. Yani. Orada oyunun gidişatını oyuncu belirliyor yani. Yönetmenin bir katkısı, bir etkisi fazla değil. Var ama oyuncuya alan bırakıyor. Özgürlük alanı bırakıyor ama mesela bizdeki gibi sık sık keserek prova yapmıyor. Episodik olarak. Evet. Episodları oynatıyor. Sonra notlarını alıyor. Evet. Daha küçük şeyler müdahale. Daha coaching gibi yani bir anlamda. Evet öyle oluyor ve yani bizde şey olmuş hani aslında sanki tiyatro mecrası ya da işte sahnesi yönetmenin bir zeka ispat arenasına dönüşmüş. Aslında böyle bir şey yok. Yani seyircinin böyle bir şeye ihtiyacı yok yani. Seyirci iyi bir hikaye izlemek istiyor. Aslında dediğiniz çok doğru. Yani sinema evet yönetmenin alanıdır ama tiyatro biraz daha oyuncunun alınması lazım. Çok daha doğru. Metnin ön planı. Peki mesela Broadway falan da böyle midir? Yok. Vallahi Amerika konusunda o kadar bilgim yok. Çünkü benzeşiyorlar İngiliz tiyatrosuyla. Benziyorlar Anglo-Sakson kökenli ama sanıyorum İngiltere'de çok daha köklü bir metin tiyatrosu geleneği var. Amerika'da biraz daha şova kaçan, Broadway'de. Daha büyük prodüksiyonlar falan. Evet. Ama mesela benzer oyunlar oluyor. Mesela ben seyrediyorum. Dediğiniz doğru mesela İngiltere'de daha tiyatro keyfi alıyorsun. Öbüründe başka bir şey. Yani orada oyuncuyu çok anlamıyorsun bile o büyüklüğün içerisinde bazen. Evet. Çok küçük birer figürasyona dönüşebilir. Peki ne yaptınız İngiltere'de? Sahneye çıktınız mı çok? Ben İngiltere'de Goldsmiths diye bir Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdim. Londra Üniversitesi'ne bağlı.
93-96 arasında orada okudum. İngiltere'de üniversiteler 3 yıl. Orada okudunuz, aileniz biliyor muydu? Hayır, mezun oldum. Mezun olduğuma inandıramadım. Artık bir haklılar, sefer yalan söyledik ya. Aynen. Mezuniyet törenine çağırdım, gelmediler. Nasıl olmamıştır diye. Video gönderdim, o da kurgudur dediler. Falan haklılar, falan. %100 haklılar. Evet evet, o mezuniyet töreninden anneme buradan selamlar Antalya'da. Gerçekten çok mutlu olurdum gelselerdi ama inanmadılar. Ama iyi bir okulu, Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdim. O kaç yıl? 3 yıl. Yani 3 yılda bitirdiniz yani, şey gibi olmadı. Evet, gibi olmadı. İngiltere'de 3 yıl üniversiteler. Ama Otlu'da 4 sene ama siz 6 sene, 3 sene. Doğru, doğru. Ama artık hani olgunluk evresine girmiştik, ne istediğimizi biliyorduk. Aklım başıma gelmişti, kafa git gelmek istemiyordum. Evet, ve İngiltere'de de çok eğitim sistemi de hakikaten aynı tiyatroda olduğu gibi öğrenciye çok özgürlük alanı bırakan, işte bir saat ders, bir saat seminer, tartışması vesairesi. Ve aslında hani ne öğrendim diye kendinle hesaplaştığım bir sana yer bırakan bir eğitim anlayışı var. Ezbercilikten gayet son derece doğru. Uzak böyle. Çok iyi hocalardan eğitim aldık. Ondan sonra ben Türkçe tiyatro yaptım bir dernekte, Turkish Education Group diye, Türk Eğitim Birliği Londra'da. Onun aynı zamanda başkanıydım vesairedim. Bir göçmen derneğidir. O göçmen derneğinde biz Türkçe tiyatro yapmaya başladık. Hatta o dönemlerde Haluk abi de İngiltere'deydi. Haluk Bilginer dostu İngiltere'de. Orada hiç yollarınız kesişti mi? Evet, evet. Ben onu, o beni Türkçe tiyatroda izledi. Sean O'Case'in Silahşörün Gölgesi galiba, onda izledi. Devam et koçum falan yaptı bana böyle, sağ olsun abilik yaptı. Ben de onu 92 yılında Phantom of the Opera'da izledim, West End'de. Yani oradan tanışıyoruz. Sonra Haluk abi sanıyorum 93'te Türkiye'ye dönme kararı aldı. İşte sonrasında benim dönüşümde ondan bir 10 yıl sonra falan oldu. Ama ben 90'lı yıllar boyunca Türkçe tiyatro yaptım. Yani daha İngiltere'de sonra Türkçe tiyatro, Türkçe tiyatro yaptık. Ama daha sonra Mehmet Ergen adlı bir arkadaşımız evet, bütün yolumuzu değiştirdi. Bir tane tekstil fabrikası bulduğunu söyledi, boş iki katlı. Londra'da. Üçlerin Londra'da, Doğu Londra'da, East London'da. Ve gelin güçlerimizi birleştirelim, benle birlikte hareket edin dedi. Beş arkadaş, onunla birlikte dört arkadaşlık, Mehmet'le birlikte beşiz. Bir tiyatro, Arkola Tiyatrosu'nu kurduk 2000 yılında. 2000 yılından sonra çok farklı bir tarih yazıldı diyebilirim. Yani İngiltere'de İngilizce tiyatro yapmaya başladık. İngiliz yönetmenlerle değil. Ha. Oyuncular da her şeyden, milletten ama daha çok İngilizce konuşan. İngilizdi. Arkola Tiyatrosu o günden bugüne işte 22 yıl. Hala ayakta mı 22 yıl? Tabii kurumsallaştı. Gidip geliyor musunuz oraya oynuyorsunuz? Gidip geliyorum, evet, daha 3 hafta önce oradaydım. Pandemide biraz kesildi aramız. Pandemide bütün tiyatrolar olduğu gibi biz de durdurduk faaliyetlerimizi İngiltere'de. Ama onun dışında 22 yıldır aralıksız her ay süper. Oyun değiştirerek süper. Her akşam peki bir oyun olarak. Peki nasıl, Türkiye'de de çok üretime dönük bir haliniz varsın. Yani evet, bizim diziler, oyunlar, tiyatro, evet, bir sürü şey var. Ona vakit ayırmak kolay mı o kadar? Ben artık hani biraz daha fahri tarafındayım işin. Ama genel sanat yönetmenliğini Mehmet Ergen yapıyor. Mehmet aynı zamanda şehir tiyatrolarının da başındaydı burada 2 yıl. Ama tam da pandemi dönemine denk geldi. Talihsiz bir süreç oldu onun için. Şimdi Arkola Tiyatrosu'nun başında. Yine aynı şekilde her akşam oyun, her ay oyun değiştirerek bu %50'si klasikler, %50'si de yeni yazılmış evet, oyunlar şeklinde bu oyunlarımıza devam ediyoruz. Londra'da da bayağı ses getirdiğimiz bir tiyatromuz var. Yani eleştirmenlerin falan övgüler düzlüğü bir tiyatromuz var. Londra'da bir tiyatro kurmak, Türk tiyatrocu olarak yani özellikle Mehmet'in ama sizin çok büyük bir cesaret değil mi bu? Mehmet'in cesareti. Vallahi siz de yani, ona uymuşsunuz yani. Evet, yani biz onun peşine takıldık diyeyim. Hatta yani karşı çıktık buraya seyirci gelmez diye. Çünkü biraz Londra'nın bir varoş mahallesiydi. Metro yoktu. Buraya hani beyaz İngiliz seyirci gelmez falan diye geldi düşündük. Mi? Geldi. Geldi ve biz onları böyle, ben hatırlıyorum yani biraz tehlikeli bir mahalle olduğu için çok korkuyorlardı oyun bittiğinde. Toplu halde otobüs durağına götürüyordu falan, el sallayıp böyle. Rezalet. Evet evet, hani başlarına bir şey gelmesin diye öyle gönderiyorduk yani. 15 sene evet, kaldınız. Evet. Peki
Türkiye'ye dönme fikri nereden çıktı? Şimdi artık 15 sene sonra insan oraya uyum sağlar, kalır. İşte ben bir İngiliz tiyatrocuyum, Türk asıllı İngiliz tiyatrocu oldum dersiniz de dönmez. Niye döndünüz? Şey mi oldu? Yok, aslında çok ailevi sebeplerden oldu. Ha. Babam rahatsızlandı. Sağ olun. Babam pankreas kanseri oldu. Ve bir anda öğrendik. Bir de işte 14-15 yıl böyle sevdiklerinizden uzak kalınca zaten hissediyorsunuz işte yıllar geçiyor falan derken bir anda böyle bir şey olunca ben oradaki her şeyi bir gecede böyle pılıyı pırtıyı sadece özel eşyalarımı arabamın arkasına atıp arabayla Türkiye'ye döndüm. Ve babamın sağlığı için Antalya'da işte ameliyat ettirdik. Sonra bir 10 ay daha yaşattık. Onun 8 ayı ayağa da kalkmıştı. Yürüyerek, sohbetler ederek, hiç hayatımız boyunca yapmadığımız şeyleri. Babamız kadar yakınlaşarak. Evet, yaparak geçirdik. Erkek çocuklar babalarıyla öyle yakınlaşıyorlar. Vallahi son zamanlarda oluyor galiba. O dönem benim için çok kıymetli bir dönemdi. İyi ki de öyle bir şey olmuş. Hani bir başka bir şekilde babamı kaybetseydim herhalde çok üzülürdüm. Yani bir kalp kriziyle falan aniden gitse. Bir beraberlik yaşamak, bir sohbetler falan. Evet. Benim için de aynısı geçer. Evet. Evet, evet. Yani o aile içinde işte yani şey oldu işte yani vefat etti falan böyle evde. Hani o süreci bütün ailenin birlikte yaşaması da önemliydi. Ama o sırada da bizim İngiltere'de yaptığımız işler duyuldu. Ve Mehmet Ergen'e Kenter Tiyatrosu'nda bir oyun çevirip yönetir misin teklifi? Galiba yani. Mehmet Ergen'in ilk Türkiye'deki ilk sahneye koydu odur galiba değil mi? Bir tane İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunu vardı ondan önce. İzmit Şehir Tiyatrosu'ndaki oyundan sonra İstanbul'daki ilk iş İniş Morlu Yüzbaşı'dır. İniş Morlu Yüzbaşı ile Mehmet çevirdi. Senin sonra birdenbire patladı zaten. Evet. Ve ben de o oyunda oynadım. İşte Mehmet çok ısrar etti. Gel burada hani Türkiye'de piyasaya gir, oyunculuk piyasasına gir diye. Aslında benim hayatımın en belirleyici arkadaşlarımdan birisi olmuş gerçekten. Orada kalmanız da ondan, buraya gelmeniz de ondan. Evet. Kankanız herhalde yani. Evet. Hem yakın arkadaşım hem de yani iş arkadaşım. Ne güzel, şahane bir şey. Böyle. Ve ondan sonra bir oyun çevirdim, yönettim ben. Kumarbazı Seçimi diye Kenter Tiyatrosu için. Sonra Mehmet'le birlikte Akbank Sanat'a geçtik. Orada iki tane oyun yaptık. Küller Küllere Bir de Yolluk Harold Pinter'ın. Bir tane de Aşk Delisi'ydi. Aşk Delisi'ni yaptık. Sonra Aşk Delisi'nde iki tane senarist beni izledi. Mahinur Ergun ve Ayhan Sonyürek farklı zamanlarda. İşte sen kimsin, necisin falan diye geldiler, sordular. Bundan sonra yapacağımız bütün işlere seni alacağız, tavsiye edeceğiz. Hazır mısın dediler. Olur dedik. Sonra bir girdik dizi. Diziye film. Orada. Yani. Mahinur'un sizi orada izlemesiyle. Evet, sahne üzerinde izlemesi. İlk dizi hangisi? İlk dizimiz... Kırk Kanatlar sayılır. Kırk Kanatlar dönem dizisiydi. Ayvalık'ta çekildi. Ondan önce Nihat Durak'la birlikte Urfa'da çektik. 6 bölümlük Zuhal Olcay'ın bir dizisiydi. 6 bölümde kalktı. Ama Kırk Kanatlar ilk girişim sayılır. Arkasından Karagümrük Yanıyor. Arkasından Karagümrük Yanıyor. Sevgili Dünürüm. Haluk abiyle birlikte oynadığımız Sevgili Dünürüm. Sonra ben Sinop'ta Parmaklıklar Ardında bir diye kadın cezaevi dizisi vardı. Oraya girdim. Kötü bir gardiyanı oynadım. Hiç hatırlayan olmaz belki. Sonrasında Leyla ile Mecnun falan derken komedi tarafımız daha ağır bastı. Böyle bir artık komedyen gibi görülüyoruz yani. Ama dramayı da oynarız yani. Daha yeni Kara Tahta diye bir TRT dizisi bitirdik Edirne'de. Orada da bir lise müdürünü oynuyordum. Vallahi siz her şeyi oynarsınız gibi duruyor. Bir şey merak ediyorum. İşte İngiltere'de tiyatro kurmak ve onu yıllarca yönetmek. Türkiye'de aradaki fark nedir? Bir fark var mı? İngiltere'de mi daha kolay, Türkiye'de mi daha kolay? Hangisi daha hem mesleki açıdan hem de maddi açıdan daha tatminkar? Şimdi Fatih abi diyeceğim. Fatih hocam. Böyle bir amca halim var. Olsun. Fatih hocam. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi oyun yazarı eksikliğimiz. Yani biz aslında tiyatroda tıkandığımız yer oyun yazarı. Hatta biz bunun Mehmet'le ilk geldiğimizde farkına vardığımız için British Council'a gittik. Dedik ki oradaki oyun yazarı arkadaşlarımızı Türkiye'ye getirsek, atölye çalışmaları yapsak burada acaba bir kıvılcım oluşturabilir miyiz? Hani yeni oyun yazarları çıkarabilir miyiz dedik. Çünkü bizim tek derdimiz işte 40 yıl önceki çevirileri oynamak, roman uyarlaması oynamak, klasikleri oynamak. Yani sokakta akan hayatla, sokakta
ki mevzularla sahne arasındaki sosyolojiyle kesişemiyor bir türlü. Sahne arasındaki yarığı kapatamıyoruz. Evet. Yani bir şekilde sinemamız bunu başardı. Başardı. Sinemamız bunu onun içinde uluslararası başarılar elde etti ama biz tiyatromuzla hani yazar eksikliğinden dolayı acaba yani paradan ötürü mü acaba? Bilmiyorum ama neresinden baksanız işte bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az yazarımız var, Türk yazarımız var. Yeni yazarların çıkması gerekiyor. Onun için de hani İngiltere'deki tiyatro ile buradaki tiyatro arasında en büyük fark diye soru sorduğunuzda söyleyebileceğim tek şey şuydu. Yazar. İngiltere'deki tiyatromuza bizim neredeyse 40-50 arasında ben oyun yazdım diye bizim tiyatroya gelelim. Oyun gönderiyorlardı. Buradaysa hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir sıfır. Şey. Sıfır. Yani siz oyuncu oyunları takip edeceksiniz, oyun bulacaksınız. Çok az yani 40 yılın başı bir tane oyun geliyor yani. Sahneyi özlüyor musunuz? Sahneyi çok özlüyorum tabii ki. O bizim şeyimiz, ölümsüz aşkımız. Ama daha çok film ve dizi üstünde. Şimdi artık biraz öyle oldu ama oraya döneceğiz tabii ki. Yani. Tabii ki tabii. Bence de dönün. Tabii yani ki. Tiyatro başka bir şey. Evet, başka bir. Kesinlikle. Yani o her gün yeniden yaşamak başka bir şey. Tabii ki. Diye düşünüyorum yani bana öyle geliyor. Tabii ki. İşte bir hep klasiktir yani hiç hayat gibi akar, kimse kesemez sizi o iki saat boyunca. Her oyun aslında bir önceki günden farklı yani. Her gün aynı şey oynamıyorsun aslında. Aynen. O adrenalini hiçbir zaman setlerde alamıyoruz. Yok. Ben işte oyun sonrasında şey olurdum yani öyle bir adrenalin basardı ki böyle duvara tırmanacak gibi falan yani. Olurdum yani böyle ne yapacağımı şaşırırdım falan böyle işte o setlerde onu yakalayamıyoruz. Çünkü sürekli kesiliyor. Tekrar alıyorsunuz bir daha. Çok zor. Onun ayrı bir zorluğu var. Evet. Tekrar konsantre ol, tekrar aynı şeyi oyna. Evet. Hakikaten zor. Yeni bir film çevirdiniz. Evet. Cesaret işi değil mi film çevirmek o zamanda? Vallahi aksiyon filmi çevirmek galiba cesaret işi bu yaşta. Evet. Çünkü bacaklar sakatlanıyor, niye koşuyoruz canım, orada. Bir adam var, kart sesli, neydi adını unuttum adamın. Sürekli yeni aksiyona geçti, acayip yıllarda aksiyon filmi çeviriyor şimdi. 70 yaşında, neydi adamın adı ya? Şey mi, Fransız oyuncu. Yok. Fransız da var tabii de bu İngiliz. Hatırlarım birazdan. Hı hı. İşte bu kim bu aile? Ne bu oyun ne bu film ne? Kim bu aile? Kim bu aile? Evet, filmimizin adı Kim Bu Aile? Bir Kore uyarlaması. CJ Parazit'in yapımcısı, Oscar alan Parazit'in yapımcısının Türkiye'deki ilk yatırımı. Ha. Evet, CJ E&M. Yapımcısı o yani. Evet, yapımcısı direkt CJ E&M. Ve Kore'de 16 milyon seyredilmiş bir komedinin Türkiye'de uyarlamasını yapmak istediler. İddialıyız vallahi ben aslında seyrettim sanki. Senaryolaştırıldı. Ali yaptı uyarlamasını ama arkasından şeye çıktığımızda tabii ki sahne içinde film çekimi sırasında da çok geliştirdik filmi. Buraya uyarlamasını Ali yaptı. Ali Erkazan değil ya soyadını unuttum. Ali'nin, özür diliyorum Ali'nin. Senarist arkadaşımızın. Ama filmimizde Nurgül Yeşilçay var. Onur Buldu var. Ferit Aktuğ var. Hikaye tam ne anlatıyor? Hikayemiz şu, bir polislikten bu arada Nurgül'e gitmiş insan. Olsun diyelim, bu akşam gelecekti 39 derece ateşte. Nurgül Antalya'da hastalandı. Hastalanmış. Ve şu anda 39 derece ateşte yatıyor. Çok gelmek istedim ama gelemedim. Evet, maalesef. Hikayemiz şu, bir komiserlikten atılan, emniyetten atılan bir insanın tekrardan emniyete itibarlı bir şekilde dönme çabası. Bunun için, o çaba için olan siz misiniz? Benim ve o çaba için mafya deposu, mafyanın konuşlandığı deponun tam karşısında bir tane tavukçu kiralıyoruz. Kendi başıma işler yapıyorum. Toplama bir aile kuruyoruz. Bu toplama ailenin içinde işte Nurgül var, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir var, Doğan Can var, genç arkadaşımız. Bunlar bir aileyi oluşturuyoruz ve o tavukçuda başımızdan geçen hikayeler. Hikayeler. Çok da garip ve komik hikayeler. Filmimiz gerçekten güzel oldu. Ben her zaman böyle söylemem. Söylemezsiniz biliyorum. Yani derim ki izlesin bakalım seyirci teveccüh edecek mi ama bence yani girip de şu ana kadar olumsuz bir yorum yapan olmadı. Ne kadar sürecek yine? 2 ay sürdü. Fena da değilmiş. Ne zaman başlıyor? Başladı. Başladı. Kaç sinema? Nerede? Şu anda yaklaşık 350 sinemada gösterimdeyiz. Bütün Türkiye'de. Süper. Ama seyirci tabii ki pandemiden sonraki bu evde seyretme alışkanlığından. Cesaret değil mi yani sizin için de, yapımcı için de yani
herkesin sinemaya gitmeye korktuğu, pandemide sinemadan insanların ister istemez uzaklaştığı, bazen gidiyorum sinemaya, sinema bomboş sinemalar yani 5 kişi 10 kişi oluyor koca evet, sinemada. Evet maalesef. İnsan üzülüyor da yani orada çalışan sayısı daha fazla bazen içeride olan insandan. Bir cesaret değil miydi bu? Mesela niye dijital değil de sinema? Yani bir şekilde aslında tekrardan yani film aslında sinemada izlenir. Yani. Ve bir şekilde o, yani seyircimizi tekrar sinemayla barıştırmamız gerekiyor. Bunu da böyle arkamıza güçlü bir yapım şirketi alarak yaptığımız için, çünkü sinemanın da sahipleri yani evet, işte zincirin de sahibi onlar. Zincirin de sahibi olduğu için güçlü bir şekilde girdiğimizde dedik ki hani sinemaya tekrardan seyircimizi pandemi sonrası etkisinden kurtarıp tekrar sinema salonlarında seyrettirebiliriz diye düşündük. İnşallah başarılı oluruz. Yani filmimize gidenler dediğim gibi çok memnun ayrılıyorlar. Kim bu aile? Bütün sinemalarda vallahi zaten son yıllara Türk sinemasına baktığımız zaman bir iki bu Şahan Gökbakar'ın falan işleri haricinde hep bu ağızdan yayılan lafla başarılı. Yani iyi ise insanlar gidiyor sonra. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İşte dediğim gibi yorumlar çok iyi olduğu için ben de o yani herkese tavsiyesinden. Önce bir yavaş başlıyor falan. Evet, sonra birdenbire hızlanmaya başlıyor. İnşallah bizimki de öyle olacak. Şimdi biraz yavaş başladık tabii ki. Ama şeyler, yorumlar bugün Atilla Dorsay yazmış. Mesela çok iyi bir yorum, aksiyon komedinin en iyi örneklerinden biri Türkiye'de diye falan. Ben de hemen yarın değilse bir hafta sonra gideceğim yani. Lütfen, vallahi çok memnun kalacağım. Çok merak ediyorum, anlattığınız hakikaten hikaye iyi. Siz zaten şahane bir oyuncusunuz. Yok estağfurullah. Nurgül'ü çok severiz zaten. Evet, yani çok iyi bir ekip olduk. Ekip çok iyi, evet. Bir de bu arada bizim işte Kore'den dövüş eğitmenleri geldi. Ha, bir de onlar da var. Tabii. Ha, size yani, kavga dövüş falan da var, kavga, uçmalar, kavalar. Sizi tam dışarıda tam konuştuğumuz gibi yani. İlk kaç kişi ölüyor? 7-8 dakikası tamamıyla çatışmalar ve operasyonlarla geçer. Çok hızlı başlıyor. Tam benim filmim bu. Bayılırım. Bayılırım yani. Ne kadar kavga var o kadar iyi film. Ya o kadar çok dövüşçü arkadaşımız görev aldı. Stuntlar görev aldı. Yani siz bir nevi Cüneyt Arkın'dan soyunuz. Baya bir şey. Yani Yeşilçam'dan sonra belki de çekilmiş en kalabalık dövüş sahneleri bizde olan film. Yani. Bayağı bir aksiyon filmi ciddi yani. Aksiyon var. Aksiyon ve komedi bir arada. Tutması mümkün değil. Evet, ya beni tutar, herkes tutar. Yani. Evet, çünkü benim son derece basit anlaşılabilir sinema zevklerim vardı. Evet, bu da öyle bir film. Şahane abi bu. Süper tutar, ben söyleyeyim. Peki mesela şeyi nasıl düşünüyorsunuz? Yani siz hep seyircili işlersiniz. Yani seyircinin olduğu işte tiyatro, işte sinema. Fakat şimdi bir şey modası var. Ben biraz kızıyorum onlara ama bir yandan da yapacak bir şey yok. Yani teknoloji gelişiyor. Biz eski kalmış olabiliriz. Dijital platformlar. Evet. Yani evde yatağa oturup ben ayaklarını uzatıp işte arada pauza basıp işte bir gidip çay kahve alıp falan tekrar bana biraz garip geliyor. Ama bir yandan da yeni iş, yeni hayat galiba orada. Gençler zaten bundan seyrediyorlar filmleri falan. Evet maalesef. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Valla ben de yeğenlerimi etrafımdaki bütün gençleri şuradan koparmaya çalışıp ya işte sinemada bunu izlemenin keyfi ayrıdır. Hiç olmasa büyük ekranda izleyin, kendinize büyük bir ekran bulun falan diyorum ama bir laptop ve bir telefon alışkanlığı maalesef günümüzün önlenemez yükselişi diyelim. Hani şey önünde de duramıyoruz. Nasıl durabiliriz bilmiyorum ama acaba durmalı mıyız onu da bilmiyorum yani. Belki de ama yine de o sinema ölmeyecek bence yani. Sinema salonu ölmeyecek. Hatırlayın televizyon çıktığında sinema öldü dendi. Tam aksine televizyon sinemayı canlandırdı. İnsanlar da seyir zevkini yaygınlaştırdı. Aynen. Ben sinemanın çok başka bir havası yok mu? Yani hem aile olarak gidebiliyorsunuz hem ilk flörtünüzle ilk işte el ele tutuşmanızı yaşayabiliyorsunuz. Çok hani sosyal sadece bir alan. Sadece el ele tutuşma mı? Evet. Genelde sinemalar evet, biraz daha yani o karanlıktan istifade edilir. Evet, işte, yani olmuş olabilir. Olabilir. Diyoruz ama. Elden biraz öteye geçmiş olabilir. Evet, olmuş olabilir ama filmdeki akışı hiçbir zaman kaçırmamak lazım. Evet. Filme de konsantre olmak lazım yani bir taraftan. Dijital için ne düşünüyorsun mesela? Dijital size cazip geliyor mu? Yani oralarda olmak ne kadar cazip? Çünkü oyuncular bir yandan da dizilerdense dijitali tercih etmeye başladılar. Evet. Çünkü işte bu 1,5 saatlik falan diziler oyuncular hakkında hakikaten yük olmaya başladı. Yani 6 gün çalışıyorlar, gece gündüzleri yok. Dijital ise daha standart, işte belli bir sezonda 6 bölüm, 9 bölüm. Evet. Çünkü oynuyorlar. Bölümler 40 dakika, 50 dakika, bilemedim 1 saat. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Vallahi şimdi iş hacmimiz arttı en azından. Çünkü çok işsiz oyuncumuz vardı.
Yani bizim sektördeki işsizlik oranı belki de hiçbir sektörde yoktur. O kadar yani. Evet, bence de. Yani bu dizi, bunca diziye rağmen. Bunca diziye rağmen. İşte yeni yeni biz istihdam edebilmeye başladık. Yani eğer 3000'e yakın kalifiye oyuncu varsa İstanbul'da, burada çalışanı aslında 300-400 civarındaydı. Öyle midir? Evet, ödenekli tiyatrolar dışında. Ha. Yani piyasada çalışan, dizi ve sinema sektöründe çalışan. Şimdi o şey, hacim daha da arttı. Çünkü bir de şöyle bir sorunumuz var. Her yıl sürekli oyunculuk okullarından 50-60 Konya'dan, Antalya'dan, Ankara'dan, her yerden, İzmir'den oyuncular bu işsizler ordusuna katılarak geliyorlar. Ve bu arada tabii işte Instagramer'lar, YouTuber'lar, TikToker'lar da bizim sektöre girdiler. Böyle olunca onların üzerinden de filmler yapılmaya başladı. Ama hiçbirisinden bir şey çıkmadı. Derken yine de önemli bir ağırlık oluşturuyor o arkadaşlar da, ama yani 4 yıl konservatuvar okumuş oyuncular da artık hani işsizlik aşamasına, hani bunalıma girme aşamasına da geldiler. Ben gençlerden biliyorum, arkadaşlarımız, sürekli temas halindeyim. Onun için bu dijital alanın açılması bizim için, oyuncular için son derece önemli bir yer haline geldi. İstihdam alanı haline geldi. Ve aynı zamanda dediğiniz gibi hem diziler, televizyon dizileri her 6 günde 130-140 dakikayı yetiştirme zorunluluğu bizim üzerimizde, hem de çalışan arkadaşlarımızın, ekip arkadaşlarımızın üzerinde büyük bir yoğunluk ve baskı oluşturduğu için çok yıpranıyorduk. Mesela ben 6 ay Edirne'de kaldım bu Kara Tahta dizisini çekerken, işte iki ekip halinde, kimisi içleri çekerken, kimisi dış mekanları çekiyordu vesaire. 6 günde biz o şeyi, 130 dakikayı zor yetiştiriyorduk yani. Senaristler için de zor, oyuncular için de zor, herkes için çok. Herkes için zor. Ama şimdi önümüze 10 bölümlük senaryolar geliyor. Karakterinizin yolculuğunu görebiliyorsunuz. Başı belli, sonu belli. İçinde, evet, siz ona göre kendinizi konumlandırabiliyorsunuz ve yorumlayabiliyorsunuz karakteri. Ve aynı zamanda da çok daha az baskı altında çalışıyorsunuz. Uzarsa da zaman çok baskısı yok. Yok. Yani kimse kanalda size baskı çok büyük baskı yapmıyor. Bir hafta uzadı diyorsunuz, bir hafta uzadı. İşte bizim yeni çektiğimiz dijital iş, Gülse Birsel'in bir tane yılbaşı diye yılbaşı akşamı gösterecek bir dijital platformda. Ha, bir bölümlük, bir gecelik bir iş. Evet, yılbaşı özel program gibi. Dijital film çektik mesela. Onu da işte 4-4,5 haftada çektik yani, ama rahat çalıştık diyebilirim işte. Diğer işlerimiz de rahat oluyor. Leyla ile Mecnun'un 4. sezonunu çektik mesela, 10 bölümü 5 haftada bitirebiliyoruz yani. Ama bu film mesela başlı başına 2 ay sürdü. Evet, 8 hafta sürdü. Kaç, 80 dakika, 90 dakika film? Filmimiz yok, daha fazla. O daha fazla. Daha fazla ya, galiba şey 140'lara. Oo, 1 dakika diye hatırlıyorum. Oo, bayağı bir, evet. Bayağı uzun film. Evet, ama sıkılmayacaksınız, emin olun. Yok, hareket var, baştan sıkılmayacağım. Sonra. Ben zaten sıkılırım. Öyle arabalar parçalansın, ortada birbirine girsin, kavgalar, dövüşler. Tam yani Koreli dövüş eğitmeniz bizi inanılmaz eğitti. Zaten Kore aksiyonları genelde çok güzel. Evet. O Old Boy falan nasıl filmler hocam ya? Muazzam filmlerdi onlar. Ben evet. Kore sinemasına bayılıyorum. Evet, evet. Evet, onun Türkiye'deki yansıması diyelim işte, ilk örneği. Çok güzel. Yani sevindim. Neye sevindim? Birincisi iyi bir iş olduğunu siz söylüyorsanız güvenmek zorundayım. Görmedim, evet, ama lütfen güvenin bana. Kolay kolay şey değilsiniz yani. Size, abi şahane oldu. Yok, bunu, demem. Bunu mu şahane demem. Gerçekten onu biliyorum. Yani. İki, sinemaya bir şey olması çok hoşuma gitti. Yani bir iddialı bir şey olması hoşuma gitti. Çünkü sinemaya son zamanlarda yatırım çok az. Hepimiz farkındayız onun yani. O yüzden de sinemacılara gerçekten saygı duymak lazım. Ben duyuyorum. Herkesi duymadım. Ama bir şeyi hala merak ediyorum. Türkiye'de bir tiyatro kurmayı düşünmüyor musunuz? Aslında Mehmet yine zaten kurdu talim. Evet, şeyde hemen buranın arkasında, aslında şurada eski bir diskoyu biz tiyatroya çevirdik. Aa. Boğaziçi Elektrik Kurumu'nun hemen arkasındaydı. Çok böyle yüksek tavanlı bir, aynı Londra'daki gibi Talimhane Tiyatrosu adı altında çevirdik, ama Beyoğlu Belediyesi'nden bir türlü ruhsatı alamadık. Aa, şu anda duruyor mu öyle? Kapattık. Talimhane Tiyatrosu arkasından başka bir yere geçti. Şimdi Turne Tiyatrosu'na dönüştü. Şu anda Talimhane Tiyatrosu Zorlu Performans Merkezi. Zorlu'da. Zorlu'da oyunlarını sergiliyor. Siz de o kumpanyanın bir parçası olarak varsınız. Ben de her zaman Mehmet'in yanında. Vallahi hiç farkında değilim ben. Niye acaba? Benim salaklığım demek ki bu. İzlemişsinizdir oyun. Mutlaka Talimhane'den bir oyun izlemişsinizdir. Allah, eğer gittiyseniz Zorlu'da tiyatroya.
Yani son iki senedir hiçbir yere gitmediniz mi? Davet edelim o zaman. Davete gerek yok, ben gelirim. Çünkü izleyecek oyun arıyorum hakikaten ama genellikle karşı tarafta işte gidiyorum bazen. Bu tarafta tiyatro azaldı. Mesela Kent Tiyatrosu keşke açılsa diye bekliyorum. Galiba Büyükşehir aldı diye biliyorum. Öyleymiş, Büyükşehir evet. Almış, açacaklarmış diyordu. Evet, şehir tiyatrolarının bir parçası. Oyuncular işsiz dediniz şimdi. iki hafta önce bir konuğum vardı. Şimdi hatırlayamadım kimle konuştuk ama. Dedi ki ya Amerika'da dedi 80, 90, 100 bin oyuncudan bahsediyor. Türkiye'de oyuncu sayısı sınırlı dedi. Sınırlı mı hakikaten oyuncu sayısı yoksa oyuncu var da oyun mu yok ortada? Şimdi Amerika'daki piyasayı düşündüğümüzde ona yetecek oyuncu sayısı zaten o derece olması gerekiyor. Lazım. Bizdeki durum tam tersi bir oran yani. Hani işe baktığınızda... Yani Avrupa'yla karşılaştık mesela benzer nüfuslu, benzer yapıya baksak mesela İngiltere'yle karşılaştık. İngiltere kaç oyuncu vardır? İngiliz Oyuncular Sendikası'nın da üyesiyim. EKUTÜ'nün. EKUTÜ üyesiyim ama EKUTÜ'nün ne kadar üyesi var bilmiyorum vallahi. Yani ne kadar, İngiltere'de tiyatro başlı başına bir endüstri ama. Yani orada yani tiyatro salonları, West End'deki büyük prodüksiyonlar, onun dışında Fringe dediğimiz bu saçak tiyatroları hemen merkezin dışındaki. Bunlarla birlikte birleştirdiğiniz bir de böyle pub tiyatrolarını, stand-up'ları falan kattığınızda belki 500'e yakın tiyatro sahnesi Londra'da perde açıyordur her akşam ve yaklaşık 200 binin üstünde diye biliyorum yani istihdam alanı 200 bin aileleriyle 200 bin birlikte oyuncu istihdam yani, ediliyor çalışanlar birlikte, yoksa birlikte yani. O sektörün bir parçası diye öyle bir rakam aklımda kalmış 200 bin yani. Hiç fena değil yani evet. Türkiye bizde öyle bir şey yok yani hemen hemen nüfusumuz aynı Londra ile İstanbul'un ama işte ödenekli tiyatroları devlet tiyatrolarına evet İstanbul daha büyük Londra galiba akşam 9 evet. Gündüz 12 akşam 9 mu öyle bir şey oluyor yani çok çıkan biz 16 biliyorsunuz daha fazlayız ama bizdeki tiyatro sayılarına baktığınızda özel tiyatrolara baktığınızda yine bir elin parmaklarını geçmiyor ödenekli tiyatrolarımız olmasa zaten hani bakacaksınız 5-6 tiyatroya kalmışız ama gençler maşallah yeni tiyatrolarla geliyorlar, kuruyorlar. Gençler baya tiyatroya giriyorlar. Mesela dizide kazanıyor gençler, evet, götürüp tiyatroya yatırıyorlar falan. O benim hoşuma çok gidiyor. Çok memnunuz. Peki mesela şeyle karşılaşacak bizim gençliğimiz yani sizin gençliğinizle benim orta yaşımda diyeceğim. 70'lere falan baktığımızda daha zengin değil miydi İstanbul'un tiyatro ortamı, Türkiye'nin hatta belki? Belki seçenek olmadığından mı acaba öyleydi? Yani tiyatroya gitmek yani Yeşilçam'da tiyatro vardı galiba. Ya hani açık hava sineması. Ama İngiltere'de tiyatro şey yok mu? Sinema veya televizyon yok mu? Yani orada da var, orada gidiyor insanlar. Vardı, evet. 70'lerdeki Türkiye'yi mi diyorsunuz? Bence de daha zengin sanki. Zengin. Evet. Biz ailece mesela babam beni elinden tutarlar hem babam. İşte her hafta ayrı bir tiyatroya giderdik ve işte biz Truta odamızda bazen oyunlar değişirdi. Hayda yeni oyuna giderdik falan. Ki 80'lere yani. Kadar devam 80'e etti. 80'lerin sonuna kadar hatta devam etti. Hani işte Metin abilerin, Zeki abilerin şeyleriyle, tiyatrolarıyla, kumpanyalarıyla. İşte koca şeye taşımışlardı. Deve kuşu kabareyi şeye taşımışlardı. Konak sinemasına taşımışlardı. 1000 kişi falan evet. Ve 80'lerin 86, 87 ben de yani izlediğimi hatırlıyorum. Evet. Sonrasında böyle bir aşağı doğru sanki gidiş oldu. Acaba şeyden mi diyorum, ne dersiniz, katılır mısınız? Yani kötü kentleşme, yani kentlerin kalabalıklaşması ama kent kültürünün oluşmamasıyla paralel olmuş olabilir mi? Hem o var hem de biliyorsunuz yani o sırada kabare tiyatrosu aynı zamanda politik hiciv tiyatrosuydu. Evet. Şimdi politik hiciv de yapamayacak duruma gelince... Niye belki... Vallahi işte niye yapamadığımız yani hayır bence yapar ya korkmamak lazım. Yok hayır şimdi o hoşgörü ortamından uzaklaştık gibi geliyor. Türkiye çok böyle kutuplaşılan bir evreye girdi. Yani ortadan sanki böyle karpuz ikiye ayrılır gibi yarıldık. Eğer orada bir baskı rejimi varsa en güzeli o baskı rejimi yokmuş gibi davranmaktır. O da deli eder çünkü o baskı rejimi. Tiyatro sahnesi aslında en büyük özgürlük alanı. Yani ben hatırlıyorum Ankara Sanat Tiyatrosu'nun darbe sonrasındaki oyunları, bir ceza avukatının anıları, Galileo Galilei. Bunlar çok şeydi. Hani politik olarak ileri oyunlardı ve hatta dışarıda kalmış diyeyim artık sol entelektüel kesimde ne yapacağını bilemez halde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda buluşup işte orada böyle elleri yırtılırcasına alkışlayıp böyle hani bir şey sahneden doğaçlama söylenmiş bir cümleyi bile alkışlayacak durumdaydı. Ama
Bence Türkiye'nin çok kabuk değiştirdiğini düşünüyorum. Yani Türkiye çok büyük bir politik alanda mecra kaymasına uğradı. Bu mecra kayması da maalesef kutuplaşma olarak önümüze çıktı ve inanılmaz bir linç kültürünün ortasındayız. Yaptığınız tabii sosyal medyada çok etkisi var. Evet, yani yaptığınız ya da söylediğiniz bir şey anında sizin aleyhinize büyük anında bir değil, linç. Anında bazen 6 ay sonra da olabiliyor. 2-3 yıl sonra 5 sene oluyor size rahatsız. Evet, yani ve size önünüze koyup işte zamanında bunu söylemiştiniz, kimle dalga geçtiniz vesaire gibi şeylerle hesap sorulunca artık ne politik hiciv kaldı ne de sahne üzerinden bunun uzantısı oyunlar kaldı diyelim. Peki şimdi bu söylediklerimizden sonra baktığınız zaman bugün Türkiye'den dışarıya doğru bir göç var. Özellikle işte eğitimli, biraz daha uluslararası iş yapabilme kapasitesi sahip insanlar, işte başta doktorlar, mühendisler falan hepsi gidiyorlar Türkiye'den. Fırsat yazıp gitmeye çalışıyorlar. Siz ise oradan buraya geldiniz. Evet. Hiç özlüyor musun yani Londra'yı? Gitsem diye düşünüyorum, yoksa ben buranın malıyım kardeşim, ne olursa olsun buradayım mı? Ben aslında memleketçi bir insanım gerçekten. Yani her haliyle memleketimi çok seviyorum. İlk geldiğim zamanlarda da zaten elimde bir simit torbasıyla dolaşıyordum. Sanki elimden kapacaklarmış gibi böyle. İşte Boğaz'da herkes birbirine dönük konuşurken Beşiktaş'ta böyle taburelerde bir tek Boğaz'a dönük oturan bendim falan. Falan. Sonradan tabii siz de böyle arkadaşlarınızla konuşmaya başlıyorsunuz. İşte muslukçu geçerken muslukçuyu videoya kaydediyordum falan böyle. Hani Beşiktaş'ta muslukçu o da bana bakıyor falan böyle. Hani niye kaydediyor diye. Hani gözlem için yani. Pazar yerine gidiyordum Beşiktaş pazarına dolaşıyordum böyle anlamsız yani. O kadar özlemişim ki o pazar yerinin gürültüsünü, renkleri, meyveleri, şunları bunları falan. Var Londra'da da var pazar yeri vesaire her şey ama yani insanın memlekette bir ayrı oluyor. Yani ben şimdi öyle bir hale geldi ki memleketi o kadar özlemişim ki belki de bu meslek aracılığıyla her bir noktasında ayrı iş yaptım. Mersin'den, Midyat'ına, Sinop'undan, Edirne'sine kadar her yerde iş yaptım ve her yerde de farklı yani kültürlerle karşılaşıyorum tabii farklı şehirlerde ama hepsini de ayrı bir seviyorum yani. Memleketin her bölgesini ayrı seviyorum diyebilirim. Yani Çamlıhemşin'de de iş yaptım. Yani diyebilirim Karadeniz'in en ücra köşelerinde falan böyle dağlarda. Çok özlemişim memleketi. Yani insan yurt dışında... Gitmeye niyetim yok. Burada, yani, artık burada eriyorum. Yok gidebilirim. Şunları özlüyorum. Yani İngiltere'de özlediğim şey yok mu? Şunu özlüyorum. Hiç bitmeyen tiyatro sezonunu özlüyorum. Yani yazında devam eden o büyük şovları, western şovlarını yani burada böyle bir hani tiyatro sezonu kapanıyor işte ne zaman Mayıs, Haziran başında Allah Eylül'e Ekim'e kadar bomboş bir dönem. Yani niye öyledir? Bilmiyoruz. Niye bunu kim çıkarmış böyle okullar gibi tatil oluyor falan böyle oluyor. Yani her iş devam ediyor tiyatro bitmemesi açıkçası çok garip yani. Bitmemesi lazım aslında şu anda büyük bir turist akını da var yani aslında İngiltere'ye o yazın tiyatroya giden insanların çok büyük bölümü İngiltere dışından turistler. Evet. Yani büyük hepimiz yolda tiyatroya gitmiyoruz gittiğimizde hepimiz bir oyun bulursak gidiyoruz yani. Kesinlikle aynı şeyi burada da yaratabiliriz yani yazın bunun devam etmesi gibi bir bunu özlüyorum bir de tabii ki çok büyük işte o Royal Festival Hall'daki konserleri, dünyanın dört bir tarafından gelen grupları, işte parkları özlüyorum. Çok yeşil alanları, yeşil alanları özlüyorum ve tabii ki o müzeler vesaireler onları böyle sakin yürümek, kahve içmek, bir yerde oturup böyle hayatın akışında koşturan insanları seyretmek falan gayet hoş geliyor tabii ki. Bana da hoş geliyor. Bir şey daha merak ediyorum. Sinema ve tiyatro bilet fiyatları. Şimdi baktığınız zaman Türkiye'ye tiyatro bileti evrensel olarak çok ucuz. Yani evet. Batı ile kıyaslandığında çok ucuz. Evet. Keza sinema bileti de öyle. Yani şimdi İngiltere'de bir sinema bileti 10 pound'un üzerinde 15 pound hatta bazen 20 pound. Bizde ise 80 lira yani 2-3 pound, 4 pound. Evet. Buna rağmen Türk ailesi için pahalı. Evet. Etkisi var mı sizce bu fiyatların yani? Bence büyük etkisi var. Geçen yılki sinema biletleri fiyatlarıyla şu andakini karşılaştırdığımızda tam %100 bir zam var. Enflasyon kadar. Bu da yani hem pandemi hem dijital platformların etkisi hem işte evde yata yata bir şeyler seyretme alışkanlığı falan derken bir de fiyatları iki katına çıkardığınızda sinemaya seyirciyi
tekrardan çekebilmek, barıştırabilmek sinemayla seyirciyi son derece zor bir hale getiriyor. Bazen ben burada sinemaya gidip falan filan diyorum. Hemen izleyiciler mail atıyor. Der ki Fatih Bey sinema kaç para? Ayrıca bir gittiğimiz zaman şu oluyor, bu oluyor falan der ama. Hepimize dokunacak hale gelmiş. Ben de gittim. Hani filmlerim ben böyle şey izliyorum. Salona başladığında hemen giriyorum son anda. Yani baktım bilet fiyatlarına bir Mısır'la falan böyle iki kişi gidince... Bayağı bir şey oluyor yani. Neredeyse 300 liraya yakın bir şey oluyor böyle. Ucuz sinemada 300 lira civarında oluyor. Pahalı sinemada biraz daha pahalı oluyor. Bu pahalı sinema aslında söylediğim. Hani ucuzu da bunun 200 lira. Son ben 80 liraydı galiba bile. 80 liraya aldık galiba. Şimdi galiba işte 78 lira... 70 lira öğrenci, 90 lira tam mı? Öyle bir şey var. Daha böyle bir şey işte. O civarda yani fiyat. Bayağı yüksek. Bayağı yüksek. Ama bunu aslında yapımcımız da mekan sahibi, sinemaların sahibi. Onlarla tartışıyoruz. Ferhat Aslan işte CJ'nin sorumlusu Elif de. Onlarla çok konuşuyoruz. Toplantı yaptık. Keşke hatta o da gelsin. Bugün, biraz ondan bugün keşke hesap sorsaydık vallahi. Nerede bu gelsin? ben bayağı bastırıyorum. Diyorum ki tek fiyat yapalım. Öğrenci tamı kaldıralım, dumping gibi bir şey yapalım. Diyelim ki biz seyirciyle pandemiden sonra sinema salonlarını barıştırmak için böyle bir kampanya yapıyoruz vallahi diyelim. Girelim diyorum. Kinosu yapıcı da kendisi fazla şey. Evet yani çıkmaz. Buradan diyorum hani kazanmayı gözden çıkarın. Sinema sahiplerine Anadolu'da verirsiniz. Siz para kazanmayın. Filmin şeyini kurtarın, maliyetini kurtarın, yeter diyorum. Olabilir deyip beni erteliyor ama siz hesap sorun Ferhat. Baba şimdi birazdan yani reklam arasına girip hesap soracağım. Oh Cengiz Bey vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sinema filme gideceğim yani yarın işim var galiba ama hafta sonu muhakkak gideceğim. Anlattığınız kadarıyla oldukça heyecanlandım. Çok salonda girmiş olması da muhakkak bana yakın bir salonda var. Çünkü İstanbul'da trafikte de bir yer var. Hep bana yakın bir yerde de vardır muhakkak. Gideceğim görüşlerini de söyleyeceğim. Evet lütfen. Açıkça söyleyeceğim. Yani. Yazarım da. Lütfen yazın. Çünkü sinemayı ben de çok özledim. Yani gidiyorum, korkuyorum da biraz ama bakıyorum bir şey de olmuyor yani. Sinemada böyle canhıraş bir kalabalık var zaten. Olumsuz filtre mitre falan da takmışlar anladığım kadarıyla sinemalar. Evet. O açıdan da o eski korkumu attım yani o pandemi ilk zamanındaki. Muhakkak gideceğim. Evet.